Değerli takipçilerim, hepinize iyi akşamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanala hala abone olmadıysanız artık abone olmanızı bekliyorum. Çünkü düzenli ve işinize yarayacağını düşündüğüm, merak ettiğinizi düşündüğüm, sizden gelen sorulara cevap olabileceğini düşündüğüm videolar atıyorum. Dolayısıyla videolardan haberdar olmak ve hızlı bir şekilde kanalımızın büyümesini sağlamak için takip etmenizi, abone olmanızı talep ediyorum sizden. Abone olmadıysak artık abone olalım. Gelelim bugünkü konumuza. Bugün iftardan sonra böyle bir sohbet tadında bir video olsun istedim. Hepimizin dertleri var. E-ticaret yapan insanlar olarak hepimizin birçok sıkıntısı var ama hepimizin ortak sıkıntısı olan kargo, iade ve değişim süreçleriyle alakalı biraz konuşalım istedim. Pazar yerlerinde bu süreçler nasıl ilerliyor? Kendi sitelerimiz, kendi projelerimiz üzerinde, işte Instagram butiklerimizde vesaire bu süreçleri nasıl yönetmemiz gerekiyor, nasıl yönetiyoruz? Biraz bunlardan konuşalım istedim. Hem de sizden gelen birkaç tane soru vardı. Bunlara cevap bulmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle. E-ticaretin neresinde olursanız olun. Yani cam da satsanız, mobilya da satsanız, tekstil de satsanız, ne bileyim züccaciye de satsanız mutlaka iade ve değişim oluyor arkadaşlar. Yani işte erkeklerde az iade oluyor, kadınlarda çok iade oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, bir genelleme yok. Tabii ki istatistikler var ama yani kimsenin o an ne yapacağını kestiremiyorsunuz tabii ki. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamıyor, beklentilerini karşılamıyor, farklı şeyler oluyor. Dolayısıyla iadeler oluyor. Ancak şu an ülkemizdeki kanunlar ve pazar yerlerinin tutumları sebebiyle e-ticaret platformları üzerinden gelen iade ve değişim süreçlerinde kargo ücretleri satıcıya ait oluyor ve bu yasal bir zorunluluk arkadaşlar. Yani müşteriler gidip tüketici haklarına, işte bu benden kargo parası kesti vesaire dediğinde tüketici hakları mahkemeleri, tüketici hakları hakem heyetleri bu kargo paralarını müşteriye iade etmeniz gerektiği konusunda karar veriyorlar. Bu 2 kere 2 4 arkadaşlar. Yani o yüzden müşteriyle, tüketiciyle kargoyu sen ödeyeceksin, şöyle olacak, böyle olacak gibi çok münakaşaya girmemeniz gerekiyor. Zaten bazı müşteriler insaflı oluyorlar. Yani diyor ki iki kere gitti geldi falan, hadi bunu da ben ödeyeyim falan gibi tutumları olabiliyor tabii ki. Burada anlayışlı müşteriler de oluyorlar. Bazıları da diyor ki hayır, yasa bana bu hakkı vermiş, bunu sen ödeyeceksin kardeşim diyor. Ona da bir şey diyemiyorsunuz. Ödemek durumundasınız arkadaşlar. Yani ben ödemem vesaire deyip müşteriyle şey yapmayın. Tekstilde özellikle söylüyorum, tekstil, ayakkabıda vesaire. Bu iade oranları, değişim oranları %30'lara kadar çıkabiliyor. Yani 4'te 1 ama yani %30'lara kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bazen ciddi rakamlara kadar ulaşabiliyor. Bazen sizi çok sıkabiliyor bu süreçler. O yüzden biz tekstille alakalı, özellikle çanta, ayakkabı, işte giyimle alakalı, daha kişiye özel olması gereken ürünlerde ürünlerin %10'u kadar, %15'i kadar, yani bir ürün atıyorum 50 liraya gönderiyorsanız, yani 50 liraya satacaksanız, bu üründe diğer size gelecek iade ve değişimlerin kargo bedel paylarını da düşünerek %10, %15 kadar ek ücret koymanız gerekiyor arkadaşlar bunu. Yani 10 liralık bir üründe işte 1 lira gibi düşünün siz bunu. Bu şekilde bir iade payı mutlaka satış bedellerinize koymanız gerekiyor ki gelebilecek iade ve değişimlerde açıkçası çok fazla zarar etmeyin. Tabii ki diyeceksiniz ki piyasa zaten rekabet edemiyoruz. Bir de üzerine %10 koy diyorsun vesaire ama durum böyle arkadaşlar. Yani eğer zarar etmek istemiyorsanız, iyi bir fiyat yapmak istiyorsanız, durumu ve ya durumu kurtarmak, karlı bir iş yapmak istiyorsanız bu böyle ama o internette işte fiyat kıranlar, şunlar bunlar, çoğu zaten kar etmiyor. Çoğu zaten batıyor, gidiyor. 3 ay, 4 ay sürüyor. Yani bir bakıyor, "Aa zarar etmişim, dünyanın zararını etmişim." Kapatıp gidiyorlar yani. O yüzden sessiz olun. O rakiplere uymayın. Gerekiyorsa satmayın arkadaşlar. Yani pazar yerleri üzerinde, internet üzerinde vesaire. Ama zarar da etmeyin. Yani zarar etmenin de bir anlamı yok. Tabii ki her işten kar edeceksiniz diye bir şey yok ama zarar da etmeyin derim. Kargo bedellerini iyi hesaplayın. Çünkü kargo bedelleri eskisi gibi değil. Yani eskiden 8 liraya, 9 liraya, 7 liraya kargo gönderdiğimizi biliyorum. Ben şimdi 10 lira, 12 lira, 15 lira. Yani en düşüğü 10.50'ye gidiyor şu anda. O yüzden bu %10'luk payı mutlaka ürünlerinizin üzerine yedirmeye çalışın, koymaya çalışın. %10 koyamıyorsanız %5 koyun. Mutlaka bir pay bırakın arkadaşlar. Sonraki durum şu. Ürünlerinizi genelde işte bedenli, renkli ürünlerde çift alınır arkadaşlar. Yani çift çift gider. Yani adam ayakkabı alır, 46 alır, 45'ini de alır. İşte
elbise alır, X small'unu alır, small'unu da alır falan böyle. Ve iki rengini alır, beğendiğini alır, diğerini geri gönderir falan. Bunlara da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunlara da tepki gösteremezsiniz. Müşteridir. Kargo bedellerini yine siz karşılamak durumundasınız. Yani şu anki ülkemizdeki yasalar bunu gerektiriyor. Tüketiciler de bunu kullanıyorlar. Haklı olarak yani kullanabilirler. Buradan tüketicilere de sitem etmiyoruz. Ama bunlara sizin hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani işte iki tane aldı, bir tanesini geri gönderdi. Şöyle oldu, böyle oldu. Dert bitmiyor arkadaşlar. Ben size kargo ile ilgili bu hazır beden vesaire gelmişken bir durumu anlatacağım. Bundan yıllar önceydi. Yani 5-6 yıl önceydi. Iğdır'da bir müşterimize ürün göndermişiz. Elbise göndermişiz. Müşteri kargonun şubesine gidiyor. Ben bunu denemek istiyorum diyor. Tabii kargo şubesinde deneme kabini yok. Deneyemez yani onu. Oradan bizim müşteri hizmetlerimizi arıyor tabii. Telefonda çıkan arkadaşımıza siz nasıl firmasınız? Şubenizde deneme kabini bile yok. Şöyle böyle bilmem ne falan böyle sayıyor sövüyor. Yani oranın kargo şubesi olduğunu idrak edememiş müşterimiz. Akabinde arkadaşımız bana bildirdi. Ben de dedim ki yani kargo şubesiyle tamam dedim. Hani kargo şubesiyle görüşelim. Kargo şubesindeki o gişedeki görevli arkadaşı aldım telefona. Dedim ki yani tahsilatlı gönderiydi. Beyefendi dedim siz müşterinin parasını iade edin. Ben dedim size tekrar göndereyim. Hemen dedim hesabınıza aktarayım parayı dedim. Müşterinin parasını da verin geri. Gerekiyorsa dedim cebinizden verin ama dedim o müşteriyi gönderin. Yani o müşteriye biz ürün satamayız zaten dedim. İşte böyle böyle garip garip değişik beklentileri olan müşteriler de çıkabiliyor arkadaşlar. Yani başıma gelen herhalde en ilginç olaylardan biriydi bu. Kargo şubesinde deneme kabini isteyen müşteri. Aslında yani iyi de bir fikirmiş. Yani bilmiyorum. En azından şunu yapabilirler. Yani bazı müşteriler ürünü alıyorlar, evde deniyorlar, kirletiyorlar falan. Kargo şubesinde bunu yapamazlar. Deneyip orada iade etmek zorunda kalırlar. Aslında bir fikir olarak da belki kullanılabilir. Yani başımıza böyle işler de geliyor. O yüzden sessiz olun. Kargolardan gelebilecek işte değişim, iadeleri vesaireyi iyi hesaplayın arkadaşlar. Yine özellikle pazar yerleri üzerinde işte yanlış ürün aldım, işte bedeni büyük geldi, şöyle oldu gibi ifadelerle iadeler geldiğini söylüyor özellikle arkadaşlarımız. Bunlarda ne yapmamız gerekiyor gibi söylüyorlar. Ya bunlarda yapacak bir şey yok. Yani müşterinin de hatası olsa, müşterinin de yanlışı olsa bu kargo bedellerini maalesef ve maalesef pazar yerleri bizden kesiyor arkadaşlar. Zaman zaman müşteriden de kestiği oluyor. Bir de denk geldim yani. Bazen müşteriden de kesiyorlar. Bu bedelleri fark ediyoruz. Hatta müşteri arayıp söylüyor işte. Diyor ki ya bak benden kargo bedeli kesmişsiniz diyor. Yani diyoruz ki Trendyol'u arayın ya da N11'i arayın. Yani biz kesmiyoruz bu bedelleri. Bazen kesebiliyorlar. Kestiklerinde de o artık müşteriyle pazar yerinin arasındaki bir sorun. Yapacak bir şey yok. Bu arada kargo desilerinizle alakalı özellikle şey sorulmuştu. İşte kargo desilerini kargo şirketleri neye göre ayarlıyor diye. Kargo desilerinde kargo şirketleri en çarpı boy çarpı hacim yani yükseklik olarak hesaplıyor. Yani 3 en boy yüksekliği ölçüp çarptığınızda bu sizin kargonuzun desisi oluyor arkadaşlar. Genelde kargo şubeleri şöyle bir izlenim ya yani şöyle bir olay oluyor kargolarda. Mesela siz gönderirken ki sizin kendi kargo şubeniz sizinle olay yaşayacağını, sıkıntı yaşayacağını bildiği için genelde doğru desiyi veya bir hani 3 desi ise 2 desi falan geliyor. Ya da işte 6 desi ise 5 desi baremini aşmak için o 5 desi baremini geçirmemek için 5 desi giriyor 6 desi. Bu arada kargolar genelde 1 ile 5, 1 ile 3, 3 ile 5 falan gibi desi baremlerinde çalışır. Buna göre fiyatlar verirler arkadaşlar. Yani atıyorum 1 desi ile 5 desi arası hep aynı fiyattır. Sürat kargo için şu an konuşuyorum. İşte Aras Kargo'da da bir benzeri var. MNG'de de bir benzeri var. Yurt içinde daha farklı uygulamalar var. Yine baremler var. O baremin altında kalmak için 5 desi giriyor ama müşteriye ürünü gönderdiniz. Müşteri de bu ürünü tekrar size iade etti. Bir sebep oldu. İade girdi. Kargo şubesine geri gitti. Kendine en yakın kargo şubesine geri gitti arkadaşlar. Kendine en yakın kargo şubesi şunu diyor. Bu adam diyor nasıl olsa bize düştü diyor. Tutuyor size 6 desilik kargoya 10 desi yazıyor arkadaşlar. Ve bu 10 desiyle beraber size geliyor alıcı ödemeli olarak tabii ki. Dolayısıyla buna hiçbir şey yapamıyorsunuz. Böyle durumlar oluyor. Yani ben İstanbul içinde 9 liraya gitmesi gereken kargonun 56 lira girildiğini de gördüm. Yani kargoları takip etmezseniz kargolar sizi iyi öperler. Öperler yani gerçekten öperler işin kaba tabiriyle. Oradaki kargo baremlerini vesaire iyi takip etmeniz gerekiyor.
Özellikle kargoların kendi panellerinde, işte o size verdikleri arayüzlerde mutlaka her gün girilen kargoların desilerini, adetlerini ve tutarlarını takip etmeniz gerekiyor ki hızlı ve kısa yoldan bir müdahale edebilirsiniz, bir çözüm bulabilirsiniz. Kargoların mobil bölgeleri var bu arada. Hazır kargolardan konuşurken ona da değinelim. Yani atıyorum Adıyaman'da bazı bölgeler mobil. Hatta Ankara'nın, İstanbul'un bazı bölgeleri mobil arkadaşlar. Yani Çatalca'nın, Silivri'nin, Beykoz'un işte bazı yerleri mobil olarak geçiyor. Ve bu mobil bölgelere 5 lira ile 10 lira arasında farklı tutarlarda ek kargo maliyetleri yansıyor. Mobil bölge nedir? Orada şubesi yok. Ama işte haftanın belli günlerinde 2 güne bir, belki her gün, belki 3 güne bir oraya büyük aracını çıkarıyor ve oradaki dağıtımları yapıyor. Oraya da ekstra masraf yazıyorlar arkadaşlar mobil bölge olduğu için. Bunlara da kargo şubenizden, çalıştığınız kargo şubenizden talep edebilirsiniz. Talep ettiğinizde size bu listeleri veriyor oluyorlar. Siz de buna göre kargo maliyetlerinizi ayarlayabilirsiniz. Tabii ki zor. Allah yardımcınız olsun. Yani o şeyi ayarlamak çok sıkıntılı bir durum. Ama biraz özen gösterirseniz zannediyorum ki o mobil bölgelerden de gol yemezsiniz arkadaşlar. Bazı müşteriler farklı kargolarla çalışmak istiyorlar. Bu yüzden bir e-ticaret şirketi olarak mutlaka iki kargo ile birden çalışmanızı tavsiye ederim. Atıyorum müşteri o bölgede X kargo şirketiyle sorun yaşamış oluyor. Y kargo ile çalışmak istiyor. Siz de alternatif olarak bir kargo şirketi sunarsanız veya en kötü ihtimalle kredi kartı veya havaleyle öderseniz, ben size PTT ile bu ürünü gönderebilirim derseniz müşteri daha memnun olacaktır. İkinci bir kargo şirketi, kargo seçeneği sunmanız da mutlaka fayda var arkadaşlar. Şöyle bir taktik de verebilirim. Kargolardan iyi fiyat almak istiyorsanız, daha ucuza gönderim yapmak istiyorsanız Trendyol'un, işte Hepsi Burada'nın kendi anlaşmalarından çıkıp kendi şirketiniz üzerinden yani pazar yerinin kargo anlaşmasından çıkıp kendi şirketiniz üzerinden anlaşmalardan gönderirseniz, atıyorum günlük hacminiz normalde kendinizden gönderdiğinizde 20 ise pazar yeriyle beraber 50'ye çıkar günlük. Siz de kargoya baskı yapabilirsiniz. Bakın ben bu kadar gönderiyorum, daha iyi fiyat istiyorum diyebilirsiniz. Ciddi anlamda indirimler yapıyorlar yaptıklarına. Yapmadıklarına da yapmıyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Trendyol'un 50 TL ve üstü ücretsiz kargo kampanyası hala devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani Trendyol'da 50 TL ve altındaki kargo bedellerini müşteri ödüyor ama Trendyol sizden de kesiyor arkadaşlar. 5 lira olarak mı kesiyordu? 5,5 lira mı? Öyle bir şey kesiyor. 50 TL ve üzerinde de yine siz ödüyorsunuz. Zaten o parayı da sizden kesiyor. Bu arada Trendyol gerçekten desilere dikkat ediyor. Ama yine de size gelen kargo faturalarınızı ve gönderdiğiniz listeleri check etmenizde, kontrol etmenizde mutlaka fayda var arkadaşlar. E-ticaretin en önemli ve hatta en kritik ayaklarından biri olan kargo, gerçekten oturup yani o ekibinizden birinin sadece bu işle ilgilenmesi gerekiyor. Kargo gitti mi, iadeye mi düştü, müşteriye teslim edilmedi mi, tekrar müşteriyi arayıp yeniden yönlendirmek mi gerekiyor vesaire. Bunları iyi takip etmeniz gerekiyor. Emin olun buradaki o takip sizi ayda belki 1-2 bin lira zarardan kurtaracak. Yani kargonuzun boşa gitmemesini sağlayacak. Giden kargo teslim olmuş olacak vesaire. Çok iyi takip etmeniz gerekiyor bunları ama tabii zor. Yani kısıtlı imkanlarla çalışmaya çalışıyoruz. Zaten pandemi süreci vesaire bizi oldukça yoruyor. Ama elinizden geleni yapmanızda fayda var. Mutlaka listeleri inceleyin. Bu arada kargolar size ödeme almaya geldiklerinde, yani de post cihazlarıyla gelip ödeme almak isterler. Faturayı almadan ödeme yapmayın. Ödeme yaptığınızda post cihazının silipini alın, o faturanın üzerine zımbalayın ve dosyaya kaldırın arkadaşlar. Çünkü kargolarda ödemelerle ilgili çok büyük hatalar, çok büyük yanlışlıklar olabiliyor. Ödenen kargolar bir daha ödenebiliyor vesaire yoğunluktan dolayı. Siz kendiniz mutlaka bunları takip ediyor olmalısınız. Faturasız kargo çıkmayın arkadaşlar. Faturasız kargo çıkarsanız çok büyük cezalar yersiniz. Bu bir gün yakalanmaz, iki gün yakalanmaz ama üçüncü gün yakalandığında geriye dönük olarak vergi dairesi, maliye sizden sen şu kargoları göndermişsin. Hadi çıkar bakalım kardeşim faturaları der ve siz çıkaramazsınız. Fatura başına işte KDV'si, stopajı vesaire ortalama 300-400 lira ceza yersiniz ve totale vurduğunuzda çok büyük bir ceza yapar arkadaşlar. O yüzden bu riske girmeye gerek yok. Kargolarınızı faturalı gönderin. Faturalı iş yapın arkadaşlar. Devletten vergi kaçırmayın. Yani siz düzenli iş yaparsanız emin olun bunun karşılığını devletten ya da işte KOSGEB'ten oradan buradan destek olarak zaten görüyorsunuz. O yüzden benim tavsiyem sizlere, daha önceki tecrübelerim var. Saatçi bir arkadaşım vardı, 70.000 TL ceza yedi. Yani onun dışında 200.000 lira yiyen var. 900.000 TL yiyenler var arkadaşlar, büyük elektronik satanlardan falan. Yani bunları şahit oluyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. O yüzden ben sizi
uyarıyorum bu konuda. Çok ciddi bir konu. Yani emin olun yıllarca o cezaya çalışırsınız. Ve vergi dairesi size çağırır, gösterir. Zaten kanıtlayamazsınız. Şuraya bir imza atlar, atarsınız o imzayı, atmak zorundasınız. Atmam demeyin boşuna, atmak zorundasınız. Ve alırsınız cezanızı, paşa paşa ödemeye çalışırsınız arkadaşlar. O yüzden kesinlikle faturalı iş yapmanızı, faturalı ürün almanızı, faturalı ürün satmanızı tavsiye ediyorum ben. Bu akşam böyle kargolarla ilgili biraz konuşmaya çalıştık. İade değişim oranlarıyla ilgili bildiklerimiz, sizden gelen sorulara cevap vermeye çalıştım. Eğer sizlerin de sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz veya bana mail olarak gönderebilirsiniz. Kanalın hakkımda kısmında ve üst tarafta Instagram, Facebook vesaire gibi tüm adreslerim var. Oralardan da bana ulaşabilirsiniz. Bu akşam böyle oldu. Biraz sohbet havasında geçsin istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.